Hocam neden insanlar gençken bu kafaya gelemiyor? Neden bunun için yaş almak, demlenmek gerekiyor? Neden? Evet. Bu aslında çok güzel bir bakış. Çünkü insan gençlik dönemi insanın hayatında böyle fırtınaların olduğu bir dönemdir. Hormonal fırtınalar var mesela gençlik döneminde. İnsanın bedeni gelişiyor ama ruhu ona paralel gelişmiyor henüz. Özellikle ergenlik dönemi düşünün. Ergenlik döneminde kişi delikanlı denir. Hani halk arasında delikanlı, delişmen kız denir. Niye öyle söyleniyor? Çünkü fiziksel olarak birden biyolojik olarak büyüyor. O sekonder seks karakterleri gelişiyor. Her şey gelişiyor. Ama ruhsal yapısı ona paralel gelişmiyor. Hı hı. Öyle olunca ne oluyor? Aradaki o makas nedeniyle böyle gelgitler yaşıyor. O gelgitler yaşıyor. Hatta bazı psikoloji ekolleri ergenlik dönem için normal şizofrenik dönem derler. Hı. Yani biraz ergenin böyle sıra dışı davranması. Hatta ben bunu bir şeyde okuduğumda çok şaşırmıştım. Bir Hazreti Peygamber'in bir sözüyle bunun uyumlu olduğunu görünce şöyle diyor. Buluğ çağı diyor deliliğin bir şubesidir diyor. Ama öyle. Öyle bence hakikaten. Annelik de öyle. Annelik de deliliğin bir şubesidir. Şubesidir diyor. Ya hakikaten öyle, ergenlik öyle. Bazı kişilerde uzamış ergenlik var ama. Erkeklerde ergenlik 40 yaşını buluyor. Ama bu bizim toplumda bence. Yok, bir türlü niye büyümüyor bizim erkekler? Yok, erkekler büyümüyor ya. Niye? Anneler öyle yetiştiriyor çünkü. Evin küçük hükümdar gibiler işte. Hep almaya göre yetiştiriyor. Hep ona hizmet edecek herkes diye yetiştiriyor. Böyle olunca da yeni durumu zor kabul olmuyor ediyorlar. Olmuyor tabii. Tabii. Şimdi Nevzat Tarhan hocamızın kitapları bu arada. Yani mesela Mevlana ile Aile Terapisi, Yunus Terapi, Aşk Terapi ve tabii Mesnevi Terapi. Yani hem tasavvufu içinde barındıran, tasavvufu içinde barındıran Mesnevi, Mevlana ile Yunus'la, o Anadolu'nun değerlerini de barındıran içinde ve can olmaya, insan olmaya, o ruhunu yüceltmeye yönelik. Ben öyle görüyorum. Aynen, yükseltmeye kendini. Kesinlikle. Yani şu telefonun daha üst modeline çıkmaya yönelik. Aynen, hayatın bakış açısı, kendini update etme hali, telefonlar gibi. Terapi demeyeyim de ben. Terapi sizin işiniz. Ben buradan bakıyorum sade vatandaş olarak. Ruhu sağaltmaya, iyileştirmeye nasıl katkı sağlar ve bunun için de mesela 40 yaşını geçmiş olmak mı gerekir? Karşınızdakinde benim de böyle mi olmam gerekir? Tabii şimdi 40 yaşı aslında şeyin, kişinin hayatta birçok tecrübeler yaşadığı, birçok böyle krizler yaşadığı, birçok fırtınaların içerisinden geçtikten sonra deneme yanılmayla geldiği bir dönem 40 yaşında. Yani 40 yaşı bu nedenle olgunluk, psikososyal olgunluk açısından en genel olarak ortalama bir yaş. Mesela bazı kişiler bunu daha erken de ulaşabiliyor buna. Ama bazıları bir türlü 40 yaşını geçse bile o yaşının olgunluğunu yaşayamıyor. Çünkü her yaşın olgunluğu var. Evliliğin de olgunluğu var. Mesela hepsinin olgunluğu var. O yaşın olgunluğu, ileri yaşta mesela bir kimse ileri yaştaki olgunluğun yoksa, ileri yaş olgunluğu ne yapar? Mutlu olamaz. Yani ergenlik döneminde de o yaşın olgunluğu var. Onu yakalayabilirse yani hem mutlu olabilir, hem başarılı olabilir, hem üretken olabilir. Bu bir öğreniliyor. Bak, insan çocuğuyla hayvan çocuğunun bir farkı var doğuştan. Hayvan çocuğu doğduğu zaman öğrenmiş olarak doğuyor hayatı. Hemen yüzebiliyor, hemen yürüyebiliyor. Çok kısa zamanda uyum sağlayabiliyor ama insan çocuğu ancak ergenlikte uyum sağlayabiliyor hayata. Ve ergenlikte prematüre, psikolojik olarak prematüre doğuyor insan çocuğu. Öğrenmek üzere doğuyor. Eğer iyi bir ortamda öğrenirse, kolay öğrenirse bu o psikososyal olgunlaşma süreci hızlaşıyor. Eğer o ortam sağlıklı değilse, mesela ev güvenli alan değilse, güvenli olan aile ilişkileri yoksa, böyle durumlarda bir rehber eksikliği nedeniyle deneme yanılmayla öğrenmeye çalışıyor. Hatta öğrenmeyi şöyle biraz da karikatürize ederek şöyle benzetilebilir. Ortalama bir insan nasıl öğrenir? Bir hata yapar, bir daha yapmamak yolu öğrenir. Fakat insanın ömrü bunu, her şeyi deneme yanılmayla öğrenmeye yetmiyor. Akıllı insan ne yapar?
başkalarının tecrübelerinden faydalanarak öğrenir. Yani oradan bu akıllıca yaklaşımdır. Bir de üçüncü öğrenme tarzı var ki bu hiç öğrenmeme tarzıdır aslında. Kişi böyle hep aynı hatayı tekrar tekrar edip durur. Hı hı. Bunu. Hep burnunun doğrultusundan gider. Hep kendi kurallarını oluşturmak ister. Benim dediğim olsun ister. Dünya benim etrafımda dönümlü ister. Anadolu'da bu insanlara ne denir biliyor musunuz? Hı hı. Hödük denir. Hmm. Burnunun doğrultusuna giderler. Hödük çok ama memlekette. Çok, çok. Memleket hödüklerle dolu. Dolu ya maalesef. Maalesef ders almıyorlar. Peki şimdi ben yine soruma geleceğim. Mesnevi. Evet. Oraya bağlamak tamam. istiyorum. Yani bu terapide ne işe yarıyor? Ben bununla nasıl iyileşiyorum? Kendimi nasıl iyileştiriyorum? Tabii. İşte bu içimizdeki, bak hepimizin içinde iyicil ve kötücül parça hı-hı. var. Her insanda var bu. Vahşi bir at var hepimizin içinde. Şimdi bu vahşi atı kişi terbiye edebildiği zaman vahşi atı şöyle diyor, patron benim der o vahşi at. Yani tasavvuf felsefesi vahşiliği terbiye etmek üzere. İşte vahşiliği terbiye ediyor. İçimizdeki kötü parçayı terbiye etmektir aslında. Nefis terbiyesi olarak geçer. İçimizde kötü parça var. O kötü parçayı terbiye eder. Kötü parçayı terbiye edersen o kötü parça sana o at gibi seni istediğin hedefe götürür. Sana hayatını kolaylaştırır, erken olgunlaştırır yahut da yaşına uygun sağlıklı bir kararlar vermeni sağlar kişide. Eğer içindeki vahşi atı terbiye edemezsen, vahşi at hatta seyis kelimesi de şeyden geliyor işte. İçindeki bu vahşi atı terbiye etme, siyaset de aynı kökten geliyormuş. Yani o aslında insanın gerçek liderlik, onun için biz şu anda gerçek liderliğe nöro liderlik diyoruz. Nöro liderlik. Yani nöro lider içindekini terbiye edip insan da yönetmeyi bilen kişi midir? Kendi kendinin lideri olamayan başkasının lideri olamıyor. O zaten öyle yani. Bence öyle. Birey bile olamıyor hocam. Olamıyor. Geçtim başkasının liderden. Birey olamıyor. Birey kendi kendini yönetemeyen kimse asıl özgürlük nedir biliyor musun? Şu anda bize popüler kültürün sunduğu özgürlük zincirleri kır, duvarlar yık, canının istediği gibi hayat yaşa. Bu özgürlük değil ki. Bu ne oluyor? Kendi içindeki kötücül dürtülerin kölesi oluyorsun sen. Peki özgürlük ne? Yani asıl özgürlük kişinin ilk özgürlük kendisine karşı kazandığı özgürlük. Yani. Arzulara, dürtülere, hırslara, aşk özgürlüğüne, doyumsuzluğuna, böyle çıkarcılığına kazandığı dürensizlik. O kendini yönetmeyle ilgili. Yani nefsini terbiye etmek. Bir nevi aslında nefsini terbiye etme bu bizim bu psikolojide şu anda üçüncü dalga psikoterapi yöntemleri bu. Üçüncü dalga psikoterapi yöntemlerini bizim aslında asırlardır bizim üzerinde oturduğumuz Anadolu irfanı bunu öğretiyormuş. Zaten üçüncüyü yapmış yani ya yapmış. Değil mi? Hatta yüzyıllardır. Hatta bu ünlü Hırvat filozof var ya şey Zizek ne diyor biliyor musun? Bu mindfulness yani evet. Bu şeyin mesnevi terapinin teorik temelini oluşturan şu anda diyor ki kapitalizmin yeni sığınağı diyor. Kişisel farkındalık. Yani kişisel. Ve biraz bilinçli farkındalık, evet. Kişisel farkındalık. Yani kapitalizmin yeni sığınağı diyor. Ne demek sığınak? Yani oradaki nasıl bir sığınaklık var o kapitalizmde? Kapitalizm ne yaptı? Mesela kapitalizm Kaliforniya sendromu yaptı insanda. Kaliforniya sendromu nedir? Kaliforniya'da en yaygın olarak var. Ne? Birinci belirtisi nedir Kaliforniya sendromu? Hedonizm. Has peşinde koşmak. Hedonistik tatmini ego ideali olarak seçiyor. Hı hı. Hedonistik tatmin. Bu canın istediğini yap, zincirleri kafana göre yaşa diyor. Mesela ne oluyor? Hedonistik tatmin. Hedonistik tatmin diyelim eşi hasta oluyor, ağır hasta, kronik hasta. Hedonistik tatmin diyor ki ya sen dünya bir defa geldin diyor. Bırak eşini diyor, sen önemlisin diyor. Aile önemli değil diyor. Hı. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman ben önemliyim diyor. Çocuk önemli değil. Hayatını yaşasın diye ben bu kadar yaparım diyor. Ve sosyal dayanak destek zayıflıyor. Hedonistik tatmini ego ideali seçtiyse bir kimse. Has peşinde koşmayı yaşam amacı seçiyor. Bu tabii kişinin gelişimi içinde çok kabul edilebilir bir şey değil galiba değil mi? Değil. Yani has peşinde koşma aslında bir insanı bir üst düzeye taşımıyor değil mi? Taşımıyor. Çok güzel söylediniz. Bak şey bile yani 2000 küsür yıl önce Platon daha sonra Sokrates onun hocası
ve Aristoteles bununla ilgili yaşamın amacı mutluluk bilimiyle ilgili epey kafa yormuşlar. Hı hı. Ve demişler ki insanın yaşam amacı nedir diye, mutluluğunu bulmak için. Mutluluğu bulmaktır diyor. Peki mutluluk nasıl bir mutluluk? Böyle hedonistik mutluluk değil, anlam mutluluğu diyor. Tatmin olma aslında. Kendinden tatmin olma. Anlam yani, mutluluğu. Anlamını bak. Bularak tatmin olma. Yaptığın işte anlam buluyorsan eğer, yani mutluluk şu anda öbürleri geçici mutluluk, hedonistik mutluluk. Ne yapıyorsun? İşte hızlı yaşıyorsun. Yani birçok şeyi, zevkleri kolay elde ediyorsun. Kafana göre işte uyuşturucu kullanıyorsun vesaire. Hedonistik tatmin gibi oluyor. Ama anlamsal tatmin ise, yani anlamsal mutluluksa, buna ödiyomanik diyor Aristoteles. O zaman aslında bağımlılığa da karşı tabii. Her türlü bağımlılık. Aristoteles mindfulness bunu öğretiyor. Yani yaşam amacı bir anlam peşinde koşmaktır diyor. Tolstoy hayatında ölümün değiştiremeyeceği anlam arıyorum diyerek en sonunda İstanbul'a gelmeye kalkıyor. Peki. Yolda vefat ediyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki, şimdi hem mesnevi terapi, bu bize nasıl yol gösterecek? Tamam. Hem de ben kendi hayatımın anlamını nasıl bulabilirim? Tamam. Bunu nerede aramalıyım ve nasıl aramalıyım? Tabii mesnevi de, Yunus da, aşk terapi gibi böyle yaptığım bu seri olarak düşünürsek, mesela ailede mesnevi terapi, aile terapisi gibi Mevlana ile. Orada Mevlana'nın kullandığı bir yöntem var. Metafor. Metafor üzerinden analoji yaptırıyor. Hı hı. O kişinin çözemediği problemleri çözüyor. Hı hı. Yani ben bunu neden böyle bir şeye ihtiyaç hissettim, karar verdim. İşte bu mindfulness, bilinçli farkındalık eğitimleri, üçüncü dalga psikoterapileri başladı psikiyatride. Bir inceledim ki pozitif psikoterapi, şu an onun son versiyonu. Orada ne inceliyor? İnsanın karakter güçlerini inceliyor. Hı hı. 24 karakter gücü var insanın. İnceliyor. Bu karakter güçlerini o kişiye özel, hiç negatife, patolojiye girmeden, soruna girmeden karakter güçlerinden bazılarını güçlendirerek, hı hı, o kişinin ya bir nevi dokulara saygılı hekimlik var biliyorsunuz. İdeal olan hekimlik, ameliyat etmeden, yara açmadan yapılan hekimlik. Bu hekimlikte kişinin bağışıklık sistemini güçlendiriyorsun. O hastalığı vücut kendinden tedavi ediyor. Bu kullandığı, Mevlana'nın kullandığı yöntem de kişinin mesela kalıp yargıları var herkesin. Hı hı. Oradaki tanımlamaya çalıştım. Beni kimse sevmiyor, dünya yalnızım gibi diyelim kalıp yargıları var. Buradan o kişi kendisine uygun bir böyle hatalı inanışlar var. Onları böyle dönüştürerek. Böyle kişisel inanışlar, hı hı, diye geçiyor. Onun ölçeği de var hatta. O ölçeğe uyguladığı zaman kişi hatalı inanışlarını buluyor. O inanışlarına uygun Mevlana bir hikaye almış. O hikayeyle kişi ve bugünkü zamanda kişiyle bir kıyas yaptırıyor, analoji yaptırıyor. Oradan kişi, ben şu hatayı yapıyormuşum diyor, düzeliyor. Yani bu aslında bir koruyucu ruh sağlığı şeyi yapıyor. Yani patoloji, büyük patoloji oluştuktan sonra yetmez bu tarzdaki yaklaşımlar. Bu daha çok böyle koruma ve önleme rolü var. Kişinin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek, ego gücünü artırmak. Yani kişinin stres altında soğukkanlı kalma becerisi öğretiyor mesela kişiye. Ama bu da bence hocam, tabii ki haddimi aşmak istemem ama kendi deneyimimden yola çıkarak, bu kriz anında soğukkanlı kalabilme hali, sıkıntıları, krizleri aşabilme gücü. Biraz işte o su gibi olmaktan geçiyor. Yani değil mi? O uyum halinde olmak, evrenin tamamıyla, o anki akışla. Kesinlikle. Uyum halinde olma hali aslında o coolluğu getiriyor. Tabii. Biz belki bunun farkında değiliz. İşte onun farkında değiliz. O çok güzel bir bakış açısı o. Çünkü bu Mevlana nasıl insanın şunu fark ettiriyor da, Mevlana bütün hayatını anladığımız zaman nasıl bir yöntem uygulamış diye, nasıl bir paradigma geliştirmiş diye baktığımız zaman geliştiriyor. İnsanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Bunu ayırt etmek için de insanın aklını kullanması gerekiyor. Hı hı. Mevlana burada insanın birisine aşık olmuş, kontrol edemeyeceği bir şey. Nedir? Hükmedemediği bir şeye aşık olmuş. Hı hı, evet. Yani kontrol edemeyeceği bir şeye aşık olmuş. Gücünün yetmediği bir konuya aşık olmuş ve ona sahip olamıyor. Hı hı. Sahip olamadığı için müthiş acı çekiyor.
Bunun farkına varıyorum. Oradan o Mevla'nın onu alıyor. Arkadaş sen haddini aşma diyor. Sen diyor bu evrene, yani sen omnipotent değilsin. Yani. Şey tabiriyle kadiri mutlak değilsin. Her şeye hakim olamazsın. Her şeye hükmedemezsin. Bana bir gün böyle bir iş adamı geldi. Ya dedi ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum ama dedi tansiyonumu yönetemiyorum dedi. Düşünebiliyor musun? Yönetiyor hakikaten. Büyük şey, başarılı birisi. Büyük bütçeler yönetiyor. Fakat aynı şekilde tansiyonu da kontrol etmek istiyor. Fakat vücut bizim vücudumuz ama bize ait değil. Otonomik çalışıyor. O otonom vücudumuz. Bizden daha akıllı vücudumuz. Peki size... Sen çomak sokuyorsun daha fazla böyle diyerek size vücuduna. Psikiyatrinin dışında böyle teslimiyetçi bir inanış var mıdır? Yani bu adam geldiğinde içinizden şöyle bir düşünce geçti mi? Bak aslında sana kontrol edemeyeceğin şeyler olduğunu gösteriyor hayat. Böyle de bakar mısınız? Tabii bunu işte... Yani, bunu biz bilimsel kanıt metodolojiyle, kanıtlarla sunmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Onu merak ediyorum. Yani bunu ben sıradan bir vatandaş olarak, bak görüyor musun? Hayat bence sana bir şeyleri de kontrol edemediğini gösteriyor diyorum. Ama siz buna ne diyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz tabii, bunu? Yani böyle kişiler de tabii kişi geldiği zaman bu her şeyi kontrol etme duygusu insanda şey bir duygudur. Yani temel böyle narsistik eğilimimizdir bizim. Hepimizde var o. Kontrolcülük. Yani narsistik kişiler mi ki, güzel o iş adamı örneğinde verdiğim gibi, narsistik kişi egosu yüksek kişi. Hı hı. Her şeyi bilmeliyim, her şeyi kontrol etmeliyim. Ben öyle hatta narsistik bir eş biliyorum. Gece eşinin rüyada gördüğü rüyayı öğrenmek istiyordu. Kimi görüyor diye. Aha, manyak. Kontrol duygusu. Manyak aynen öyle. Zaten boşandı zaten, yapamadı. Yani düşün, gece yanına gidiyor, uykuda güldüğü zaman gidiyor, uyandırıyor, kimi görüyorsun rüyada diyor. Kıskançlık ezeyanı vardı mesela. O rüyasını bile kontrol etmek istiyor. Ona sessiz alan bırakamıyor. Hı-hı. Özgür alan bırakamıyor. Güvenemiyor. Onun için aslında sorun kendisinde bu kişinin. Hı-hı. Yani burada Mevlana bunu mesnevi terapiyi incelediğimiz zaman görüyoruz ki Mevlana bize ayna olmuş. Aynalar ne yapar? Bazen şey acımasızdır. Çatır çatır üzer bizi. Fakat gerçeklerle yüzleştirir. Yani yanlışa yönelmiş duygularımızı alır. Sonlu olandan alıp sonsuza yöneltir. Geçici olandan alıp kalıcıya yöneltir duygularımızı. Bunu yaptığın zaman bir kimse ne oluyor? Dengeye mesela, oturuyor. Böyle durumlarda kişi, yani benim kontrol edemeyeceğim şey ayrı, edebileceğim şey ayrı. Burada sınırlarını bilmem lazım diyor. Biz bunu terapi yöntemlerinde şöyle yapıyoruz burada. Yani bu kişi kendi kendine kitap okuyarak bunu yapabilir. Ama terapi yöntemlerde kişinin kontrol duygusunu ölçülüyor. Narsistik kişilik envanteri var. Onu ölçüyoruz. O envanterden o kişinin hangi alanlarda hep ben diyor. Ona bakıyoruz. Bu arada şöyle bir ince çizgi de var değil mi? Onu da söylemekte fayda var. Narsistik yaklaşım ya da davranışlar aslında hepimizde az ya da çok var. Var tabii. Ama bir de narsistik kişilik bozukluğu var ki o bir hastalık değil mi? Yani arada fark var. Yani bir insanın kendini beğenmesi narsizm olmuyor. Hepimizde az ya da çok var ama buradaki kişilik bozukluğu bir hastalık. Tabii. En narsist kişi çocuktur, bebektir. En narsist varlık. Ben buradayım, benimle ilgili. Dünya benim etrafımda dönüyor zanneder ve bunu gerçek çocuk yapar. Primer narsizm demiş Freud buna. Haklı olarak bak. Ve çok güzel bir tespit o. Primer narsizm diyor. Çünkü doğuyor. Doğduğu zaman anne karnı çok konforlu alan. Yani yemek, içmek, hiçbir yani nefes almaya bile ihtiyaç yok. Birdenbire hiç hazır olmadığı bir dünyaya doğuyor. İlk hareketi nefes almak. Birdenbire ciğerlerine soğuk hava dolu veriyor. İlk tepkisi ağlamak. Ondan sonra ilk duyduğu duygu korku. İlk sığındığı liman annesi. Güvenli alan. Onlara sığınıyor. Ondan sonra ben ve annem diyor dünyası. Yürümeye başladıktan sonra adapte olmuyor. Yürümeye başladıktan sonra sevgi yatırımını ne yapıyor? Annem diye oyuncaklarım da var diyor. Babam da var diyor. Kardeşlerim de var. Sevgi yatırımı onlara yapıyor. Narsistik yatırımını onlara yapıyor. Narsistik yatırım sevgi yatırımı. Sevgi yatırımını onlara yapıyor. Büyüdükçe yapıyor. İşte Mevlana burada narsistik yatırımımızı bizim söndürmüyor, yok etmiyor bak. Yani bilinen tam tersi narsizmi söndürüyor, öldürüyor diye zannedilir. Hayır öyle değil. Peki ne Mevlana yapıyor Mevlana narsizmimizi alıyor bizim
yanlış hedeflerden doğru hedeflere yönlendiriyor. Doğru hedef nedir? Doğru hedef sonsuzluğa, yaratıcıya yöneltiyor. Ya da evrene. Yani bağla evrendeki varoluşa. Yani varoluşsal değerlere yöneltiyor. Aşkın değerlere yöneltiyor. Sonsuza yöneltiyor. Bak yani kontrol edemeyen, kayıp giden, ölen şeylere değil, kalıcı şeylere yöneltiyor. Yani günün sonunda iradesine teslim olan insana değil, insanı olmayan bir sonsuzluğa yöneltiyor. Aşkın bir güce, değere, zihinsel sığınak geliştiriyor. Zihinsel sığınak insanın kriz anında, bak hepimizin bir zihinsel sığınağa ihtiyacı var. En çok da erkekler yapıyor bunu. Erkekler. Nedir o? Kriz anında zihinsel sığınağına çekilir, sorunu düşünür, çözümü üretir, çıkar oradan. Kadınlar da sorun altında, kadın beyni farklı çalışır. Stres altında kadın beyni paylaşarak rahatlamaya odaklı çalışır. Doğru. Konuşarak, paylaşarak rahatlamaya çalışır. Erkek zihinsel sığınağa çekilerek rahatlamaya çalışır. İkisi birbirini tamamlamak üzere vardır. Bu şekilde. Biri, yani erkek eşi böyle çok konuştuğu zaman, ya bu bir sıkıntısı, derdi var, yalnız olmadığını hissettireyim derse, eşinin, kadının dilinden anlamış olur. Eğer anlamayan, kadın psikolojisini bilmeyen bir erkekse, ne dırdır ediyorsun der. Halbuki onun o çok konuşması, yalnızım ben. Yani kendimi sorunu çözemedim. Yanımda birisini istiyorum demektir bu. Bunu hissettiremeyince kadın psikolojisi anlamadığı için ilişki kurulamıyor. Yani sonuçta burada kadın ve erkek fark etmiyor. Hepimizin bir stres anında ya koruyucu melek ihtiyacı var ya zihinsel sığınak ihtiyacı var. Ben yıllar önce şeye gitmiştim. Japonya'da kongreye gitmiştim. Tokyo'da, tam Tokyo'nun merkezinde tapınak var. Karga tapınağı. Dedim ya, karga tapınağı olur mu işte? Bir gezdir dedim. Tokyo'da yaşayan arkadaşa. İçini gezdirdi. Havuz var. Havuza herkes bir para atıyor. Bir sene beni koruyacak diyor. Bir sene sonra geliyor, bir daha para atıyor. Bu yapılan şey, tapınaktaki özellik. Bu şu anda bu modern insanın zihinsel yapısı bundan tatmin olmuyor artık. Yani bir karganın koruyamayacağını biliyor. Oradaki bir kutsal bir ruhun koruyamayacağını biliyor. Ne beni korur diyor, soruyor. Bak 21. yüzyılda insan şu anda kuantum evreni keşfetmiş bir insan. Kuantum evrende ne vardır? Evrensel bir veri tabanında yaşıyoruz. Ama bir taraftan da aslında en büyük acizimizi söylüyorsunuz. İnsan hala gelmiş bilmem ne kadar yıl sonra, milyon sonra hala kendini korumayla iştigal ediyor. Ne acıdır ki aşamıyor başka insanlar yüzünden. Öyle aciz yaratılmışız. Yani hala şu koruma problemi aşamadık. Yani insan ihtiyaçları sınırsız, istekleri sonsuz ama gücü çok sınırlı. Bu diğer canlılar böyle değil. Bak, diğer canlıların genetik kodlarını incelesek, yemek, içmek, üremeye göredir. Yemek, içmek, üremek, barınmak, bunlar vardır. Ama insanın genetik kodlarını incelediğimiz zaman anlam arayışı var. Zaman algısı var, geçmiş gelecek algısı var. Ölüm farkındalığı var. Yeniliği arama geni var mesela insanda. Bütün bunlar insanı böyle stabil kalmayı şey yapmıyor, hayal kurdurtuyor insana. Hayal kurduruyor, hayal kuruyoruz. Kurduğumuz hayaller sonucunda bizim hayaller bizi ihtiyaçlar oluşturuyor. Keşifler yapıyoruz vesaire. Hayal kurmak önemli mi? Tabii, çok faydalı. Psikiyatride, yani psikoterapide hayal kurmaya yönlendirir misiniz? Hayal kurmaya, tabii hayal kurabilmek beceridir. Yani gelişmişlik düzeyini gösterir. Hayal kurabilen bir insan terapiyi daha iyi yapabilir. Metafor geliştirebiliyor, zihin kuramı geliştirebiliyor. Zihin kuramı geliştirdiği için olaylar arasında bağlantı kuruyor, strateji geliştiriyor ve tahmin edebilirliği daha yüksek oluyor sorunların. Fark edebiliyor, erken fark edebiliyor ve çözüm üretebiliyor. Yani hayal kurmak ihtiyacı getirir ama. Hayal kurmanın bir sorumluluğu oluşuyor. İhtiyaç getirir. İhtiyaç olunca istek uyanır. İstek uyanınca da kendini harekete geçirirsin. Bak, hayal kuran insanlar keşif yapan insanlardır. Onun için hayal kurmak güzel bir şey. Zaten IQ'su yükseldiğince insanın hayal kurmak gücü de artıyor. Mesela IQ'su 70'in altında olan kişiler günde 2000-3000 düşünce aklına geliyorsa, 70-90-100 oldukça 5000-10000, 120'yi geçerse müthiş düşünceler aklına geliyor. Onları ayıklayamadığı için de depresyona giriyorlar bu sefer. Onu yönetemedikleri için. Çok düşünce öğrettiği için beyinleri. Yani hayal kurmak insan için büyük bir fırsat ama büyük bir zamanda tehdit.
Yani yanlış yerinde kullanırsan sizi hayatın alt üst edebilir. Tabii orada ayakları yere basmak daha bir değil mi? Gerçeklik tabii. algısını sağlamak. Onun için Mevlana burada pergel gibi oldu ya. Yani. Hayal kur kendin ama bir ayağın gerçeklerde olsun. Bir ayağın aşkta olsun diyor. Burada bir ayağın hayalde olsun ama bir ayağın pergel metaforu çok önemli. O zaman peki tam şimdi başka bir can alıcı noktaya geçeceğim. Mesela bu şeyler dijital paralar, bitcoinler onlar bunlar falan. Tabii. Aslında insanlar hani zengin olma hayali çok yaygındır tabii. dünyada. Bir de biz rantçı insanlarız. Yani insan rantçı bir şeydir. Tabii. Bir koyup 1000 almak ister. Aynen. Bir koyup 100.000 almak ister. Tabii. Rantçı, fırsatçı. Şimdi, evet bu fırsatçılığın çok ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle. Göstere göstere. Yani herkes böyle 1 dolar koyup milyonlara erişmek istiyor. Evet. Bu da aslında çok önemli. Ya tabii, hayal aslında ne kadar yere basıyor bilmiyoruz. Tabii, tabii burada hayal gerçekçi bir hayal gerçekler doğan hayal olursa kişiyi amacını götürür, ulaştırır. Hı-hı. Bir de insanın diğer canlılardan farkı diğer insanlarda anlam ve amaç arama diğer canlılarda yok. İnsan hayal kurduğu için soyut düşünce ve beceri yeteneği var insanda. Soyut düşünüyor, kavramsal düşünüyor, sembolik düşünüyor. Bunları düşünerek hayal kuruyor ve sözcük üretiyor. Dil üretiyor, medeniyet üretiyor. Ve şu anda bizim bu bitcoinlerin de kullanılacağı metaverse mesela. Evet. Şu anda sanal evren olarak kabul edilen bir evren. Şu anda yeni bir hayal endüstrisi oluştu. Birilerinin hayaliydi. Kesinlikle. Hayal endüstrisi. Bu hayal endüstrisi şu anda bu hayal endüstrisi kendi dinamikleri içerisinde bizi köleleştirmek istiyor. Yani köle ve efendi ilişkisine doğru insanlığı götürmek yani istiyor. Yani bir küresel başkasının bir. Hayalinin piyonları mı oluyoruz onun içinde yer alarak? Öznesi olabilirsek nesnesi oluyoruz. Anladım. Eğer biz kendi tezimizi üretemezsek başkalarının tezinin nesnesi oluruz. Ama kendi tezimizi üretirsek, kendi dijital platformumuzu, kendi fikirlerimizi, kendi vizyonumuzu geliştirirsek, mesela bir alıp Nasrettin Hoca'yı dünyada Walt Disney gibi şey yapabilsek, dünyaya anlatabilsek, kendi medeniyetimizin yani bizim üzerinde yattığımız medeniyet başkasında olsa var ya neler yapar neler yapar. Canım Yunus bile Walt Disney'de nasıl bir şekle girer? Mevlana girer da öyle. Girer ya. Yani her şey yapılabilir. Animasyonları yapılır. Yani ne ya Yunus'un sadece birkaç tane hikayesi bile bir büyük bir animasyon olur. Yani büyük bir şey var üzerinde bir felsefi derinliğin üzerinde yatıyoruz ya. Yani. Peki hayal kurmayı hani IQ'la yan yana getirdiniz ya doğru orantılı bir şekilde. IQ ne kadar tabii yükselirse tabii. hayal kurmak da o kadar. Bizim memleketimizde IQ düşük mü? Hayır, zannetmiyorum hayır, gayet hayır. yüksek. Kesinlikle. Ama hayal kurmuyoruz. Çok az hayal kuruluyor. Ya, neden? Hayal kurmaya ne engel? Neden biliyor musunuz? Bak ya Aziz Nesin kendi açısından bir haklı yorumu var. %60'ı bizim gerizekalı toplumun gibi. Aslında o biraz onun ironik tarzı vardır, iğneleme yapar. Aslında bizim toplumumuz öyle değil ki. Orta Asya'dan gelmişiz, Avrupa'nın ortasına kadar gitmişiz. Bir medeniyet coğrafyasında, yani dünyada birkaç tane büyük imparatorluklarına birini kurmuşuz ve müthiş bir medeniyet üretmişizdir. Sadece Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkanan bu kanuni düzenlemeler bile şu anda şeyin bütün dünyanın merak ettiği şeyler. Hı hı. Böyle bir medeniyetteyken şimdi niye böyleyiz? Bunun sebebi ne biliyor musun? İstibdat kültürü, korku kültürü. Korku kültürü bizi hayal kurmamızı engellemiş. Hı hı. Korku kültürü ne zaman içimize hastalık olarak girmiş mi? 1580'lerde başlamış. 1580'de 3. Murat şey oluyor. Taküyüttin Efendi'ye şu anda Tophane'nin olduğu yerde şey var. Galatasaray Lisesi'nin hemen altında rasathane varmış. Ulubey rasathanesi. O rasathane tamir ettiriliyor. Ondan sonra birkaç sene veba salgını oluyor. Ondan sonra o zaman Mısır'dan gelen ulema diyor ki ya diyor Allah bizim görmemizi isterse ona göre gözümüzü ona göre verirdi. Ne lüzum var şeye diyor. Rasathaneye diyor. Uçmamızı isterse kanatlı yaratırdı diyor. Orayı Boğaz'dan toplarla yıktırıyorlar 1580. Hı hı. Osmanlı'da süper güç, ihtiyacı da yok. Ondan sonra düşüncenin ilerlemesi duruyor. Bak, mantık, muhakeme, astronomi kaldırılıyor. Düşüncenin ilerlemesi duruyor ve sonra da imparatorluk tabii büyüyor. Dünya endüstrisi 1-0 başlıyor, 2-0 başlıyor. Bunlar başladığı zaman da bu sefer ne oluyor? Devlet gücünü kaybetmeye başlıyor. Ne oluyor? Otoriterleşmeye başlıyor. Otokrasi oluyor. Hı hı.
korku kültürüyle ayakta kalmaya çalışıyor. En son örneğini de şeyde görüyoruz işte. Yani istibdatla devleti ayakta tutmaya 30 sene başarabilmiş Sultan Abdülhamit var. Ama istibdat ahlakı bozuyor. İstibdatın en büyük verdiği zarar ahlaktır. Ahlak bozulur. Ahlak bozunca korku oluyor. Korku olunca insanlar savunmaya göre yaşıyorlar. Savunmaya göre yaşayınca ne oluyor? Artık hayat ayakta kalmak için yaşıyorsun. Hayal kurmaya yani hayal kurman, zekanı kullanmaya ihtiyaç kalmıyor ki. Yaşam kalıma ihtiyaç. Survive etme dediğimiz o hayatta aynen kalmak öyle. İçin. Yani onun için biz bastırıldığımız için toplu yani bizim yani otoriter kültürün kurbanı olduğumuz için yani korku hayalin düşmanıdır. Kesinlikle. Hayal düşmanıdır. Yani korku kültürü nedeniyle biz medeniyet üretme özelliğimizi kaybetmişiz. Bu çok acı. Çok acı ama düzelir. Yani bence yani ben bu yeni eliyle. Kuşak Z kuşağından çok ümitliyim onun için. Z kuşağı her şeyi sorguluyor. Hayır. Korkmuyorlar. Sorguluyorlar her şeyi bak. Hürriyet, adalet, müsavat bu diye hani Tanzimat'ta da var olan şeyde de meşrutiyette de var olan sloganlar var ya o. Yani o sloganlar şu anda küresel slogan oldu bak. Burada Trump otoriter yapmak istedi, toplum reddetti. Yani Ukrayna otoriterliğe itiraz etti. Rusya şu anda aciz kaldı. Yani dünyanın gidişi özgürlük yönünde. Peki, şu anda. Peki tamam, neden bu kadar hani narsist lider çoğaldı? Narsist lider, insanın içinde var narsistlik. Hı hı. Mevlana'ya soruyorlar. Yani güçle de palazlanıyor kesinlikle narsistlik seviye. Bir talebelerinden birisi Firavun'u çok kötülemiş. Hı hı. Şöyle kötü böyle gerçekten Firavun hakikaten. Yani insanlar konuşup da piramidin yapılması şey olmasın, ihmal olmasın dillerini kesiyormuş insanların. Öyle bir zalim bir Firavun. Diyor ki böyle kötülerken diyor ki Mevlana sen diyor Firavun'a verilen imkanlar sana verilse sen Firavun olmayacak mıydın diyor. Hepimizin içinde uyuyan bir Firavun var. O fırsat gelirse onlar çıkıyor. Onun için biz doğu toplumları biraz otoriterleşmeye yatkın olduğumuz için her zaman çıkarmaya ihtimalimiz var. Ama küresel zamanın ruhunu bunu kabul etmiyor. Zamanın ruhu bir şekilde olsa bile geçici olarak olur. Başarılı olamaz. Şu anda otoriter yönetimlerin, otoriter sistemlerin bir şirkette bile başarılı olması mümkün değil. Geçici olarak bazı şeyleri bastırırsınız ama sorunu çözemediğiniz için tepe taklı olursunuz. Onun için şu anda demokrasinin o sloganları var ya meşhur özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılık, hesap verebilirlik gibi. Bizimki üniversitenin şeyi yaptık onu, mottosu yaptık onu. İlk kuruluşunda 2011'de. 4 tane o slogan bizim mottomuz oldu. Şeyimizde, web sayfamızda var. Niye? Hesap insanı koruyan iyi niyeti değil, vatanseverliği değil, dindarlığı değil. İnsanı koruyan hesap verebilirliği. Birey olmak da hesap sormak ve aynı zamanda da hesap verilebilir olmaktan geçiyor. Bu da geliyor yalana dayanıyor. Yani çok doğru. Yalana dayanıyor ve ben de benim özgürlük tanımımda yalan söylememek özgürlüktür. Kesinlikle. Yani çok doğru. Çok büyük bir hapishanedir yalan. Yalan söylemekten vazgeçtiğiniz an hiç kurgulamanız gereken bir şey yok. Hayat sizin için pür pak bembeyaz. Güven alanı oluşuyor yani. İşte bak. Yalan söylememeyi ilkesel olarak başarayan bir kimse ne oluyor biliyor musun? Yani zaten ben yalan, yani bir şey ya inanırsam yaparım, inanmazsam ona bir şekilde yalan söylemem. Bunu yaşam felsefesi olarak edinmişse o kimse yalan söylemeye ihtiyaç etmek için kafasında fırıldak şeylere, entrikalar kurmaya ihtiyacı yok. Özgür hissediyor kendini. Kendimize söylediğimiz yalanlar. Mesela dediniz ya şimdi istemiyorsa kendine bulunduğumuz konuma yakışmıyor. Ya da onu yapmak etik değil. Ama kendimizi öyle bir kandırıyoruz ki ona öyle bir gerekçe buluyoruz ki bir anda o etik olmayan durumun içinde kendimizi buluyoruz. Peki burada kendimize dürüstlüğü ve kandırmamayı nasıl öğreneceğiz? İşte bu yani yalan söylememeyi ilkesi olarak kabul ettiği zaman ben hani bazen soruyorlar bana bir televizyon programında da sormuşlardı. Hiç yalan söyledin mi diye. Bana varınca kadar herkese sordu. Bütün oradaki katılımcılar hiç söylemedim dedi. Yalan. En büyük yalan. Ben dedim ki bu soruyu bizim psikoterapi tekniği olarak sorduğumuzda son bir sene içinde hiç yalan söyledin mi diye sorulur dedim.
dedim. Bunun öyle içinde sorundu. Hangi beyaz yalanlar da var mı? Ya var yani, savunma yalanı mesela. Yani çok... bugün çok işim var o yüzden gelemiyorum da mı bir yalan? Ya yalan? Mesela çocuk doğuyor, çocuk kıpkırmızıdır doğan çocuk biliyoruz. Kurbağa yavrusu gibidir. Aa ne kadar sevimli diyoruz. Değil mi? Aslında sevimli değil o çocuk, çirkin. Ama o şeye göre bir yorum meselesi orada. Yalan, aynı hakikat yalan söylemeden de söylenebilir. Ne denebilir mesela orada? Annesi demeden nasıl? Böyle ya böyle durumlarda o çocuk ne kadar güzel demek yerine ne kadar sevimli dersiniz mesela. Yeni doğan çocuk sevimli değil ki. Sevimli değil. Çocuk 3 aylıktan sonra falan ondan sonra sevimli oluyor ama yani sevimli olmuyor ama onun da sevimli bir tarafını düşünerek kabullenebilir orada insan. Çocuğun doğuma işte sağlıklı olması, birçok hasta olmaması, birçok özelliklerin olması onun için bir şeydir. Bir nimet yönü vardır her şeyin. Yani olumlu yönünü düşünürsen yalan söylemeye ihtiyacını hissetmezsin ki. Yani yalan, tabii savunma yalanları var. İnsanoğlu en çok kendimize söylediğimiz yalanlar savunma yalanlarıdır. Yani stres altında kendimizi korumak için söylenen yalanlarıdır. Yani bu yalanları kişi, yani bazen yalan söylemek durumunda kaldığı zaman hemen yalan şeye benziyor, bir virüse benzer. Virüs, mesela biz sokakta dolaşıyoruz, akşam eve gelince elimizi yıkıyoruz. Ne oluyoruz? İstenmeden, farkında olmadan bize bulaşan bir bakteri, virüs yalan varsa yıkıyoruz. Yalan, yalanı da ne yapar? Kişinin işte farkındalık yıkaması yapması lazım kendine. Kendine farkındalık. Yani ben bugün farkında olmadan şunları söyledim, bunlar söylememeliyim diyerek kendisini bir hesap, kendi kendine hesap sorabilirlik oluşturması lazım. Hatta buna inovasyonda %15 kuralı deniyor. İnsanın yaptığı iş için %15 yaptığı iş hakkında düşünürse, kendi yani bu mesnevi de kullanılan yöntemdir o, kişinin kendine sessiz zaman ayırması, kendini sorgulaması, bugün bugün insanlık için ne yaptım, bugün yaşadığım gezegen için ne yaptım, bugün yaratıcı için ne yaptım gibi soruları sorarsa insan önem ve önceliklerini düzenleyebilir. Yani söylediğimiz yalanları pişmanlık duygusuyla yıkayabiliriz. Yani, değil mi? Tabii yoksa söyleyebilir. Tabii ki. Yani. Önemli olan yalanda ısrarcı olmamak. Yani yalan söylememek hoş bir şeydir ama her zaman mümkün olmayabiliyor. İş yerinde de öyle. Mesela bir hata olduğunda bir başkasının üstüne yıkmak ya da haberi yokmuş gibi davranmak yerine. Yani ben yaptım bu hatayı, bu benim hatam deyip özür dilemek ne büyük hafiflik. Yani bence yalan söylememeyi bunun en pahalı şey nedir diye sorsak nedir? Psikolojide en pahalı şey güven. Dünyadaki en pahalı şey güven. Karşı tarafın güveni sarsılıyor. Güven sermayen en büyük kıymetli sermaye. En pahalı sermaye. Bir şey söyleyeyim bunu, mi hocam? Bunu yalancı olmayan bu sermaye sahip oldu ya. Bundan daha büyük zenginlik var mı? Sadece karşı tarafın size güvenmesi değil. Kişinin kendine güveni de böyle tabii, sağlanıyor. Aynen yani öyle. Kişinin kendine güvenmesi. Özgüven de öyle. Böyle sağlanan tabii, bir şey. Benim güçlü yönüm bu, zayıf yönüm bu. Yani, ve karar verirken de zayıf yönlerini bilip ona göre karar verdiği zaman kişi yani kendisine karşı da haksızlık yapmamış oluyor. Yani özgüvenli kimse öz beğeniliğiyle özgüveni karıştırılıyor. Öz beğeni narsizmdir. Kendine hayran olmaktır, beğenmektir. Ama özgüven kendi artılarını da eksilerini de görüp kendini olduğu gibi kabul etmektir. Yani böyle durumlarda ya ben şu hatayı yaptım deyip bunu yüzleşebilmek. Ya narsistler peki böyle bilinçlerinin bir köşelerinde, derinlerinde aslında oradaki yanlışlarını bilmiyorlar mı hiç? Yani onların için bilmiyor mu? Ya onlar yanlışları şimdi iki türlü var. Bir narsistik kişilik bozukluğu sizin dediğiniz. Onlar narsizmlerini artık kabul ediyorlar. Kendi psikolojik doğaları kabul ediyorlar. Karakteri gibi. Karakteri kabul ediyor. Onlar ancak ne zaman duvara tosladığı zaman düzelir onlar. Başına bir şey geldiği düzelir zaman. Düzelir mi? Ders çıkarıyorlarsa düzelir. Ya da işte size falan gelecekler. Yani, işte tökezlediği zaman düzelir. Yani biz eğer böyle narsistik kişi eğilimleri varsa testlerde belirliyoruz burada. Yani o ilişki yönetiminin en büyük düşmanı narsizmdir insan ilişkilerde. İşbirliği kurbanın en büyük düşmanı odur. Mesela bir kimseyi işe almak istiyorsunuz, emin ol, daha önce hep CV'ye bakılırdı. Ama 21. yüzyıl becerisi olarak şimdi CV 3. sırada bak. 1. sırada o kişinin, bu kişi takım çalışmasına uygun mu? Ona bakıyoruz. İkincisi, bu kişi liderlik özellikleri var mı? Yani kendi narsizmiyle yüzleşebiliyor mu? Kendi
duygularını ifade edebiliyor mu? Kendine ifade edebiliyor mu? Eleştirildiği zaman eleştiriyi kabul edebiliyor mu? Bunlar bir liderlik özelliği, bilimsel liderlikte. Üçte CV. Bunlara bakılıyor. Üçüncü sırada CV geliyor. O zaman bu dönemin anne babaları hata yapmıyorlar mı burada? Hani çocuklarına şahane bir CV oluşturmaya çalışıp doğru, aslında onlara vakit ayırmadan hani onların doğru karakterde yetişmelerini de... Kesinlikle. Yani proje çocuk yetiştiriyorlar. O zaman da bir dolu yeni böyle narsistik kişilik yani, bozukluğu ya da pek çok kişilik bozukluğu olan bireyler gelmiyor mu arkadan? Yani, tabii bunun arkasından bir örnek söyleyeyim size. Çocuk daha ilkokul öncesi bale öğreniyor. İstanbul'daki bütün yabancı okullarda okuyor. Kolejler okuyor. Amerika'ya gidiyor. MIT'ye gidiyor. Şey bitiriyor. Orada MIT'yi bitiriyor. Kız ne diyor biliyor musun? Kız hemen gidiyor. Orada bir pizzacıda çalışmaya başlıyor. Annesi apar topar telaşla geldi bize. Ya ben bu çocuk niye böyle oldu? Ben bu çocuğu işte bunun için mi okuttum? Bunun için mi büyüttüm? Diyor. Bir bakıyoruz ki ya sonra bu sen proje çocuk büyütmüşsün. Aslında belli ve düvenek büyütmüş. Fakat duygusal ve sosyal beceri öğretememiş ona. Duygusal ve sosyal beceriler nedir? İşte 21. yüzyıl becerisi. Sadece teknik beceri öğretmiş. Sadece akademik beceri öğretmiş. Halbuki duygusal zeka eğitimi verseydi, EQ training yani yapsaydı ki Mevlana onu öğretiyor. EQ training, duygusal zeka eğitimi yapsaydı empati öğrenecekti. Kendini tanımayı öğrenecekti. Yani öz bilinç öğrenecekti. İlişki yönetimi öğrenecek, bağışlayıcılık öğrenecekti. Minnettarlık eğitimi almış olacaktı. İnsan ilişkilerinde sadece almaya yönelik değil, ve alışveriş değil, veriş alış olduğuna hayatın öğrenecekti. Dediniz ya orada kendini tanıyacak ve empati kuracaktı. Galiba bir başkasını tanımaktan önce gelen bir şey kendini tanımak değil mi? Yani tabii, bir başkasını tanımaya ve anlamaya... Öz bilinçtir önce. Önce kendimizi tanımak önce, ve anlamak. Ya bu harita gibi düşün. Haritada bir yere gitmek istiyorsun, hedefiniz var belli. Evet. Navigasyonda işaretliyoruz. Ama nerede olduğunuzu bilmezseniz nasıl gideceksiniz ki oraya? Yol haritanızı çizemezsiniz ki. Önce kendini tanıyacaksın güçlü zayıf yönleriyle. Sonra hedefini belirleyeceksiniz. Ondan sonra en doğru yol haritasını bulmaya çalışacaksınız. Böyle durumlarda. Bunun gibi hayatta da biz, hayatta insan, hayat yolculuğuna çıkmışız biz. Bu hayat yolculuğunda önce kendi konumumuzu bileceğiz. Kendi artılarımızı, eksilerimizi bileceğiz. Ondan sonra karşımızda bir stratejik hedef koyacağız. Bak. Çok, anlam ve amaç birlikte kullanıyoruz onun için. Sadece anlam yetmiyor. Anlam ve amaç. İnsan amacı, özgür iradesi var insanın, kendine bırakılmış doğuştan. Yani hayvanların amacı bellidir. Yemek, içmek, barınmak gibi. Ama insanların amacı, her insana göre farklı değişebiliyor. Özgür irade var. O amacını belirleyecek, o amaca yönelik yol haritasını çizecek, o yönde ilerleyecek. Burada özgür seçimler yapıyor insan. Bu özgür seçimler insanı ne kadar vizyonu uzun vadeli hedefe yönelikse, kendini tanıma sürecinden kendini olgunlaştırma sürecine, kendini gerçekleştirme sürecine hayatının sonunda ulaşmış oluyor. Ve hayatın sonunda soyut amaç önemli. Onu, son olarak bunu söyleyeyim. Soyut amaç, hayatın sonuna geldiği zaman nasıl bir insan olmak istiyorum? Nasıl anılmak istiyorum? Nasıl bir hikaye yazmak istiyorum? Ya da nasıl bir karakterde? Nasıl bir iz bırakmak istiyorsun? Bu bütün heybende neler birikmiş olacak hayatın sonunda? Bunu bunu söyleyebilmek en güzel yaşam felsefesidir, emin ol. Bizim bu Anadolu topraklarının öğrettiği bence. Süre bitmiş. Programın sonuna geldik. Bize harika bir oyuncak getirdi Nevzat hocamız. Tam da böyle hani Mevlana, Mesnevi, aşk terapi, Yunus demişken Anadolu'dan Amasya bebeği değil mi bu? Amasya'dan bir, bu topraklardan bebek çıkmış mi? Bir bebeğimiz geldi. Bebeğin kucağında da bebek. Efendim? Bebeği de var onun, ikinci bebeği. Evet, bebeği de var kucağında. Ay evet, burasına bağlamış bebeği. Nazar boncuğu da var.